Cengiz Özakıncı'yla tarihin bilinmeyen yüzünden iyi akşamlar değerli izleyiciler. Dünyada ve Anadolu'da Türk'ü uygarlık tarihinden ve Anadolu uygarlıklarından dışlamaya yönelik psikolojik savaş yalanları neler? Bu savaşı kim yürütüyor, neye hedefliyor? Atatürk'ün Türk tarih tezi bu uydurmalara karşı hangi gerçekleri gözler önüne seriyor? Bu akşam da biz soracağız. Sayın Özakıncı, çoğunluğunu ekranlarda ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz değerli kanal ve izleyicilerim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşamki konu nereden çıktı diye soracak olanlar olabilir. Evet. Şuradan çıktı, kısaca özetlemek gerekirse. 26 Ağustos'ta yani Malazgirt Savaşı zaferinin yıl dönümünde bir slogan üretildi. Kimi resmi kurumlarca da ve bir kısa araştırma yaptığımda gördüm ki bu epey yol almış bir slogan. Sadece o kurumu ya da birkaç kurumu bağlayan bir slogan değil, epey yol almış Türkiye'de bir slogan. Şuydu: 2200 yıllık devlet, 1400 yıllık medeniyet. Yani Türk medeniyetinin 800 yılını yok sayan bir slogandı bu. Çok yoğun tepki geldi tabii. Fakat yeterli araştırmalarım sonucunda yeterli doyurucu bir cevap verilemedi. Ve kimi yazarlar çizerler, siz başta buna ilişkin yazılar çiziler var ama böyle bir derli toplu bir cevap olması açısından bu program bu akşam çok önemli. Yani Evet. biz Anadolu'da ve dünya medeniyetinde 1400 yıldır mı varız Türk milleti olarak? Şimdi 1400 yıl neye denk geliyor? 600 yıllarına. Evet. Başlangıcı 1400 yılın başlangıcı, geriye 1400 yıl gittiğimizde 600'lü yıllara gidiyoruz. Bu İslam tarihi. Yani bizim medeniyetimiz Medine kentiyle başlıyor. Anladığım o. Yani Yani söylenen o. Yani 1071'den önce Anadolu'da Türkler yok. aslında Araplar için söylenebilir. Ya onların medeniyeti 1400 yıllık gerçekten de. Daha önce bir durumları yok. Yani 2200 yıllık devlet, 1400 yıllık medeniyet slogan bu. Evet. Şimdi yani mesela 1071'den önce Anadolu'da Türkler de yok. Aynı Kafaya göre. kafaya göre. Şimdi tabii bu tespitler, yani bu anlayış belli bir eğitim ve öğretimin sonucu olarak, değil mi, yayılmış olmalı. Kuşkusuz. Çünkü yayılmış. Çeşitli yayınlarla, çeşitli söyleşilerle, televizyon programlarıyla, gazete yazılarıyla, satır aralarıyla, satır üstleriyle bu topluma yayılmış bu yargı. Fakat siz bunları Atatürk döneminde söyleseylerdi, yani efendim bizim medeniyetimiz 2200 yıllık veya işte 1400 yıl. devletimiz medeniyetimiz de 1400 yıllık. Anadolu'ya da 1071'de geldik lafını Atatürk döneminde söyleyemezdiniz. Söylerseniz mezun olamazsınız tarih dersinden, kalırsınız yani. O dönemde anlatılıyor muydu tarih dersinde bunlar? Doğruları. Doğrular anlatılıyordu da o nedenle bunlar Atatürk döneminin tarih kitaplarına göre yanlış bunların tamamı. Peki hocam değişti bu yani benim anladığım kadarıyla. Siz bunu anlatın ama sadece şunu sormama müsaade edin. Ne zaman değişti doğru anlatılan tarih? Şimdi o zaman baştan alalım. En baştan alalım. Lütfen. En baştan alalım. Şimdi olayın başı aslında Avrupa'da arkeolojinin gelişmesiyle birlikte. Mezopotamya'da şurada burada arkeolojik kazıların yapılmasıyla birlikte, tabii o arkeolojik kazılara daha çok devletler yönlendiriyordu ve arkeologların arasında ajanlar kaynıyordu tabii. Özellikle niye Mezopotamya seçildi, değil mi? Bu arkeolojik kazıların yoğunlaşması için. Çünkü petrol var. Yani İngiliz arkeologlar gidip
Mezopotamya'yı kazıyorlar. Bugünkü Irak'ı, Suriye'yi falan kazıyorlar. Niye? Çünkü oralarda aynı zamanda petrol var ve oralara göz kulak oluyorlar. Ve aynı zamanda ayrılıkçı tohumlar ekiyorlar yöre halkıyla ilişki kurarak. O arkeologlar pek çok işi bir arada yapıyorlar. Yani sadece arkeolog deyince arkeolog deyip geçmeyeceksiniz. Arkeolog ne işim var burada dendiğinde verecekleri cevap. Arkeoloğum, bilimsel kazı yapıyorum. Lawrence de arkeolog. Gertrude Bell, ajan. Arkeolog aynı zamanda değil mi? Evet. Diplomatlar da arkeolog. Layard'lar, şunlar bunlar. Neyse, yani işte o iklimde pek çok bulgu kazılıp ortaya çıkıyor. Babil, Asur, Sümer, çivi yazıları, tabletler yer altından uygarlık fışkırıyor. Bu uygarlıklar üzerinde tabii akademik çalışma yapılıyor. O bulgular üzerinde, arkeolojik bulgular üzerinde. Mezar kazmış, iskelet bulmuş, ölçülüyor, ediliyor falan falan. Kadın mı erkek mi ona bakılıyor. Top kafa mı, kavun kafa mı ona bakılıyor. Yani dolikesefal, işte brakisefal dedikleri. Ben onlara kavun kafa, karpuz kafa diyeyim. Tamam mı? Yani top gibi kafalar, brakisefal, kavun gibi uzun kafalar, dolikesefal. Onlara bakılıyor, ayırt ediliyor. Çivi yazıları okunmaya çalışılıyor, yoğunlaşılmış. O yazı hangi dilde acaba gibi. Bu süreç 1850'lere gelindiğinde olgunlaşıyor ve çok ilginç, Mezopotamya uygarlıklarının Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göçen kavimlerce kurulmuş olduğu, bu göç eden kavimlerin var olan yerliler henüz çok geri bir evredeyken, bu göçlerle gelen, Orta Asya'dan göçlerle gelen toplulukla birdenbire medeniyette bir uygarlıkta, kültürde bir yükselme, toplumsal örgütlenmede yükselme, ani bir yükselme görüyor ve bunu Orta Asya'dan göçlerle daha yüksek uygarlık düzeyinde olan toplulukların bir nedenle göçmeleri ve göçtükleri yerde uygarlığı sıçratmaları ile açıklıyor. Kim? Batılı bilginler. Hangi yıllarda? 1800-1876 arası. O 75 yıllık dönemde kazılan uygarlıkların yazılarının okunması ve çözülen dillerin Orta Asya'da bitişimli dil, yani Türklerin kullanmakta oldukları bir kök ve ona eklerle oluşan yapısı böyle olan, asla işte Avrupalıların ve kullandıkları kendilerince Ari dil, Ari, Hint Ari dilleri diye uyduruk bir kavram altında topladıkları aslı bükünümlü dil. Yani sözcükler ek ve kök ve eklerden değil, içten kırılmayla oluşuyor. Böyle bir dil değil o uygarlıkların dili. Avrupalıların kullanmakta oldukları dillerle ilgisi yok. Eklemli dil. Ama 75'e kadar. Tabii ve adını da koyuyorlar batılı bilginler. Bu uygarlıklar Turan halklarının ürünüdür. Dilleri Turan, yani Turan sözcüğü yapıtlarında aynen geçiyor. İrani değil, Turani diyorlar. Ve göç odağı olarak da Orta Asya'yı gösteriyorlar. Asya'dan. Daha da özelleşmiş bir yer de Türkistan. Yani bugünkü Türkistan dolayından gelip kurmuşlar bu uygarlıkları. Hangi uygarlıkları kurmuşlar? Sümer, Elam, Akat, Asur, Babil, Hitit,
Böyle işte Basra Körfezi'nin den başlayıp yukarıya doğru, Anadolu'nun doğru. içlerine doğru, Kızılırmak Havzası'na doğru gelen bir uygarlık var. Büyük bir uygarlık. Dönemlerinin en büyük uygarlıkları. Şimdi bunların Turani dedikleri halklara Orta Asya'da içinde Türklerin de yer aldığı bir halka mal edilmesine bir kişi çıkıp ateş püskürüyor. Kim o? Ernst Renan. Ernst Renan prof. Orientalist bir çevrenin hocaların hocası diye çok inanılır ve güvenilir bilgin olarak ün salmış Ernst Renan çıkıp ne diyor bakın burada Journal Asiatic dergisinde 1873'te şurada 1873'te çok ağır bir laf kullanıyor. Onun için getirdim. Şuradan başlıyor 41. sayfadan. Şurası özellikle. Şurayı Türkçesini okuyorum. Diyor ki Ernst Renan, topraklar altından çıkartılan bu eski ve yüksek Babil uygarlığını Türkler, Finugurlar, Macarlar gibi şimdiye kadar yıkıcılıktan başka hiçbir beceri göstermemiş ve kendilerine özgü hiçbir uygarlık yaratmamış olan ırklar nasıl yapmış olabilirler? Gerçi hakikat bazen hakikate benzemez gibi görünebilir. Ve eğer bize Samilerden, yani Musevilerden ve Araplardan, Arilerden, yani Avrupalılardan, önceki uygarlıkların en güçlü ve en değerlisini kuranların Türkler, Finugurlar, Macarlar olduğu, ki bunlar Orta Asya kökenli halklar, ulu orta bir kanaat yerine sorunu kaynağından sonuna dek açıklayıcı güçlü kanıtlarla dile getirilir ve kanıtlanırsa biz buna inanırız ama bu kanıtlar bizim inanmamızı sağlayacak olan kanıtlar bunu gerçek olarak kabul etmekten çıkacak sonucun fecaati oranında çok güçlü kanıtlar olması gerekir diyor. Yani Mezopotamya, Anadolu uygarlıklarının Sümer, Asur, Babil, Elam, Akat, değil mi? Hitit vesaire uygarlıkların Orta Asya kökenli ve Turani diller konuşan Türk, Macar gibi halklara ürünü olduğunu kabul edersek bunun sonucu feci olur diyor. Biri bunu kanıtlarsa bizim için çok kötü olur diyor. Yapmayın demek istiyor. Neymiş bunu? Niye feci olacakmış bunun sonucu? Yani Avrupalılar insan da Asyalılar insan değil mi? Diye sorası geliyor insanın. Yani bir uygarlığı ille Ernest Renan'ın bunlar uygar dediği kişiler mi kurabilirmiş? Ernst işte bir ön yargıyı parçalamak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha güçtür sözü Ernst Renan'da karşımıza çıkıyor. Çünkü adam şartlanmış. Bilim adamı. Bir bilim adamı ön yargıya kapıldığında böyle komik olabiliyor işte. Ve üstelik de bunu dile getirmiş yani. Bunun sonuçları feci olur. Siyasi bir yorum da yapmış. Evet. Çünkü niye? Onun kuramına göre uygarlık Arilerin ve Samilerin eseri. Olabilir ancak. Turanlıların değil. Bunu yıllarca tekrarlamış. Ama hiçbir bilimsel bir gerekçesi yok orada. Tekrarlaması bilimsel olmasına yetiyor. Adam bilimsel çünkü güya. Adam bir ün yapmış. Prof, doktor vesaire. Ve kendisine inanan geniş bir çevre var. Şimdi ilk yani daha önceki
kazılarda bulunan uygarlıkların, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının işte İsa'dan önce 4000 lira, 5000 lira giden uygarlıkların içinde Türklerin de yer aldığı Turani halkların eseri, yapıtı olarak gösterilmesi bu Ernst Renan'ın bu diskuruyla engelleniyor. Hemen arkasından Gladstone 3 yıl sonra İngiltere başbakanlarından olacak olan Gladstone Türklere yönelik zaten Ernst Renan'ın da çok yakın arkadaşı. Türkleri çok sever Gladstone. Evet, bu Gladstone'u da burada gösterelim. 125. sayfada onu anlatmışız. Şurada diyor ki İngiltere Başbakanı olacak olan Gladstone, Osmanlı Türk hükümetini hiçbir hükümetin işlemediği ölçüde suç işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar suça saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır. Bu yalnızca bir Müslümanlık sorunu değil, fakat Müslümanlığın bir ırkın yaratılış yapısıyla birleşmesidir. Kastettiği Türkler. Türkler Avrupa'ya girdikleri o ilk kara günden bugüne insanlığın insanlık dışı en büyük örneğini oluşturdular. İnsanlık dışıymış Türkler yani. Nereye gittilerse arkalarında geniş kanlı bir yol bıraktılar. Geliyor hocam. Ve onların egemenliğinin uzandığı yerlerde uygarlık kayboldu. Şu alttaki kişi mi? Bu kişi. Türklerin kötülüklerini önlemenin tek yolu onları yeryüzünden kazımaktır. Diyor. İngiltere'nin müstakbel başbakanı. Evet. Burada da Gladstone Ermenilerle karikatürlerde gösterilmekte. Şimdi 1873'te Renan uygarlıkları Türklere mal etmeyin. Türklere, Macarlara, Orta Asya, Turan kökenli halklara mal etmeyin. Hemen arkasından 3 yıl sonra Ernst Renan'ın çok yakın arkadaşı, aynı zamanda Darwin'in de arkadaşı, Gladstone da aynı şekilde Türkleri insanlığın insanlık dışı örneği ve kökü kazınması gereken ve yıkıcılıktan başka hiçbir şey bilmeyen, dolayısıyla uygarlık yaratıcı olamayacak bir halk olarak niteliyor. Hemen atlıyoruz. 1914'te daha önceki programlarımızda da üzerinde durmuştuk. Fakat maalesef tekrar üzerinde durmak, çünkü şeyi geliyor. Onsuz olmuyor yani. Lloyd George 1914 Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Lloyd George 10 Kasım 1914 günü İngiltere'de Londra'da Kent Kilisesi'nde diyor ki, Türk'le hesaplaşmaya koyulmak için büyük kader geldi çattı. Türk, kötü yönetimiyle çürütmüş bulunduğu kendi dininin en büyük düşmanıdır. Türkler, sanat, kültür ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir alanda insanlığın ilerlemesine ne katkıda bulunmuştur? Onlar insanlığın kanseridir. Kötü yönettikleri toprakların etini acı çektiren ve yaşamın her lifini çürüten kanseri. Ve Türk milletiyle büyük bir hesaplaşma gününün gelmiş olduğu şu anda, çünkü savaş patlamış, mutluyum. Doğru ile yanlış, iyi ile kötü arasında bu dev savaşta Türk'ün insanlığa karşı alçaklığının uzun bir çetelesi için kesin ve son hesaplaşmaya çağrılacak olmasından dolayı mutluyum diyor. 1876'ya kadar batılı bilginler Orta Doğu ve Anadolu uygarlıklarını Türklerin yaratımı olarak niteliyordu. Bu siyasi estirmelerden sonra kim, hangi bilgin çıkıp da gerçeği söyleyebilir? Başbakan Lloyd George. Evet. Artık söylenemez hale geliyor. Siyasi bir müdahale sonucu. Değil mi? Yine Lloyd George bu defa burada
The True About Peace Treaties, yani işte barış anlaşmalarının hakikati, gerçeği adlı kitabında. Bakın ne diyor? Türk nereye çadırını kurduysa orası mahvoldu diyor. Yani. Ve şöyle devam ediyor. Şuradan bakalım. Evet. Diyor ki orada, biz bu Türk'ün perişan ettiği yörelerde, Anadolu'da, uygarlığı yeniden getirmek hakkına, hatta görevine sahibiz. Ama tıpkı bu görev diyor, tıpkı bu görev Amerikan yerlilerinin suçlamalarına karşı Amerika'nın beyaz yerleşimcilerinin yaptıklarını haklı kıldığı gibi diyor. Ne yapacakmış Anadolu'da yani? Kızılderililere yapılacak şeyleri. Beyaz adam Amerikan yerlilerine ne yaptıysa aynını Lloyd George Anadolu'da yapacak. Kime karşı? Türklere karşı. Kim diyor? Başbakan. Başbakan. İngiliz başbakanı. İngiltere başbakanı. Neden? Gerekçesi ne? Çünkü Türk barbar. Barbar, yıkıcı, uygarlık, uygar ne kelime? Yok edici, uygarlıkları yıkan bir soy. Neyin tersi bu? 1876'ya kadar batılı bilim adamlarının uygarlıklar kurucusu kökü dediği bir halka siyasi gerekçelerle yapılan suçlamalara bakıyoruz. Burada bakın, çok açık ve net bir şekilde Amerikalı, şöyle söyleyelim, White Settlers diyor, yani White Settlers of America diyor. Yani kendisi bir ırki deyim kullanıyor, onu vurgulamaya çalıştım. Hı hı hı. Yani Kızılderililere karşı, Indianlara, yerlilere karşı Amerika'nın beyaz yerleşimcilerinin yaptığı her şeyi haklı kılar. Biz Anadolu'da aynısını yapacağız diyor. Şimdi Türkiye savaşta yenildi, Osmanlı, ve barış anlaşmaları yapılacak. Görüşmeler yapılıyor Paris Konferansı'nda. İşte yenilen Almanya gidiyor, orada bir Versailles anlaşması imzalıyor, yenilmiş. Osmanlı da Damat Ferit Başkanlığı'ndaki heyetle Paris'e gidiyor ve orada şu koşullarda barış talep ediyoruz diyor. Onlar ne diyor? Onlar da sen şöyle bir çık, biz sana birkaç gün sonra cevap veririz diyorlar. Verdikleri o cevap 23 Haziran tarihli ve 10 devletin imzası var altında. İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika, Japonya, Sırbistan vesaire, o 10 devletin imzasını taşıyan bir cevap. Bu cevapta şöyle 4 sayfalık bir mektup bu. Bütün gazetelerde anında yayınlanıyor. Ve Türk ırkına yönelik aşağılamalarla dolu bir cevap veriliyor. Bayağı Türk ırkı yazıyor. Evet. Türk halkı demiyor. Türk ırkı diyor. Turkish race. Evet. Türk ırkı diyor. Şimdi burada Türkçe olarak ne diyor burada? Bunu da Sevr'e doğru, Sevr Anlaşması'na doğru, Osman Olcay 1981 Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları. Burada işte başlıca müttefik ve ortak devletler konseyince, yani galip devletler konseyince 23 Haziran 1919'da uygun bulunan metin diyor. Şöyle gösterelim şurada. Konsey Türk ulusunun iyiliğini ister ve pek yüksek niteliklerine değer verir ama bu nitelikler arasında yabancı soyları yönetebilmek yeteneğinin de sayılabileceğini kabul edemez diyor. Devam ediyor. Herhangi bir ülkede Türk yönetiminin kurulmasını o ülkenin maddi, gönenç ve ekin kültür düzeyinde bir azalmanın izlememiş olmasına rastlandığı
görülmemiştir. Yani demek istiyorum, Türk nerede yönetim kurduysa orada kültür ve uygarlık geriler. Ve aynı biçimde Türk yönetiminin sona ermesi sonucunda maddi güvencin artmadığı ve ekin düzeyinin, kültür düzeyinin yükselmediği de görülmüş değildir. Türk nereye girdiyse uygarlık geriliyor, Türk nereden çıkarsa orada uygarlık ilerlemeye başlıyor. Bu altında 10 devletin imzası olan bir Türk nitelemesi. Hakaretler, dikkat, hakaretler dolu. Dikkat, doğru. Türk niteleniyor. Herhangi bir ülke yönetimi değil. Bir ırk. Irk kendi niteleniyor. Tabirleriyle. Evet. Kendi tabirleriyle Türk ırkını niteliyorlar. Bir anlaşma metninde bu niye olur hocam? Devam edin de okumaya. Bu çok önemli. Yani bir anlaşma metninde bir ırka yönelik. Halen devam ediyor bu nitelemeler. Evet. Onun için bu programı yapıyoruz. Şimdi burada Türk diyor, ne Avrupa Hristiyanları arasında ne de Suriye, Arabistan, Afrika Müslümanları arasında Türk eline geçirdiği yerleri yıkmaktan başka bir şey yapmış değildir. Türk tarih boyunca hep yıkmış. Hiç yaptığını görmemişler. Halbuki 1876'ya kadar kendi bilim kitaplarına bakarlarsa Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının yaratıcısı olarak tanımlandığını Türk'ün görecekler. Ama onları inkar ediyorlar işte. Siyaset bilimi inkar ediyor. Ve savaşla elde ettiğini barış içinde geliştirme yeteneğini hiçbir zaman gösterememiştir. Türk'ün nitelikleri arasında bu yoktur. Bakın nitelik tanımı yapıyor. Yeti, nitelik yaratılışında yok diyor yani. Ondan sonra gelelim buraya. Belirtmiş bulunduğumuz nedenlerle Türkler kendi yeteneklerinin dışında bir işe giriştikleri için bu konuda çok az başarı elde edebildiler. Ya bu çok komik tabii hocam. Şimdi bakın, 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından yani geç bırakın binlerce yıllık tarihi. Yani inanılmaz bu, ifade. Damat Verit'e verilen cevap bu. Alıp payitahta mı dönmüşler bu cevabı? Gazetelerde de yayınlandı. Atatürk bu 23 Haziran'da yapılan suçlama, bütün bunları Türk tarih tezinin hangi ortamda neye karşı oluştuğunu insanlar anlasın diye anlatıyoruz. Bütün bu anlattıklarımız Türk tarih tezi neye karşı üretildi? İşte bunlara karşı üretildi. Ve Türk tarih tezinin ilk üretim noktası yine Nutuk'ta Atatürk 27 Aralık 1919 günü, yani galip devletlerin Türkiye yönelik bu hakaretleri yaptıktan bir 6 ay kadar sonra, tam 6 ay sonra Ankara'ya ilk gelişinde ona cevap veriyor. Bu Atatürk'ün bütün eserleri cilt 21, Nutuk'un vesikalar bölümü. Niye bunu getirdim? Nutuk'un şeyi de var ama günümüz diline daha yakın bir çeviri yapılmış olduğu için Sayın Şule Perinçek'in çabalarıyla daha yararlı görüyorum. Şimdi bakın, diyor ki Atatürk, yabancılar kendi iktisadi ve siyasi menfaatlerini tatmin edebilmek için aleyhimizde icat ettikleri iki görüşü yürütmeye başladılar. Bu görüşlerden birincisi, güya milletimizin gayrimüslim unsurları eşitlik ve adalet düsturuna uygun olarak idareye muktedir olmadığı. İkincisi ise güya milletimiz bütünüyle kabiliyetten mahrum bulunduğundan bahçe halinde bulunan yerlere girmiş ve oralarını harabeye çevirmiş. Birincisiyle millete zalimlik atfı isnat ediyorlar. İkincisiyle de kabiliyetsizlik diyor ve onlara bir cevap veriyor. Eğer bu iki görüşten cidden iki görüş cidden varit gerçek olmuş olsaydı milletimizin bağımsız yaşamaya hakkı iddia olunamazdı. Hakikaten zulüm medeniyetle bağdaştırılamaz. Kabiliyetsizlik de affedilir bir şey olamaz. Çünkü milletler işgal ettikleri arazinin hakiki sahibi olmakla beraber, burası çok önemli, insanlığın vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. O arazinin
servet kaynaklarından hem kendileri istifade ederler, yararlanırlar ve dolayısıyla bütün insanlığı istifade ettirmekle mükelleftirler. Bu ilkeye göre bundan aciz olan milletlerin kalıcılık ve bağımsızlık hakkına layık olamaması lazım gelir. Halbuki bu görüşler bizim hakkımızda, Türkler hakkında katliyen varit değildir. Her ikisi de katıksız iftiradır. Cevap veriyor. İftira ediyorsunuz Türkiye. Cevabını veriyor. Milletimizin kabiliyetsiz olmadığı tarihen mantıken sabittir. Bunun delilini yine yabancıların kendi muamelelerinde bulabiliriz. Biraz evvel anlattınız. Evet. Geçelim. Düşününüz efendiler, milletimiz bir ufak aşiretten ana vatanda bağımsız bir devlet kurduktan başka Batı alemine düşman içine girdi ve orada büyük güçlükler içinde bir imparatorluk vücuda getirdi. Ve bu imparatorluğu 600 seneden beri tam bir büyüklük ve azametle devam ettirdi. Buna muvaffak olan millet elbette yüksek siyasi ve idari niteliklere sahiptir. Böyle bir vaziyet yalnız kılıç kuvvetiyle vücuda gidemezdi. Cihanın malumudur ki Osmanlı Devleti pek geniş olan ülkesinde bir sınırdan diğer sınırına ordusunu fevkalade sürat ve tamamen donanmış olarak naklederdi. Ve bu orduyu aylarca ve belki de yıllarca iyi iaşe, besleme ve idare yönetirdi. Böyle bir hareket yalnız ordu teşkilatının değil bütün idare şubelerinin fevkalade mükemmeliyetini ve kendilerinin kabiliyetli olduğunu gösterir diye tokat gibi bir cevap veriyor ve ondan sonra dönüyor. Çok önemli burası da. Aleyhimize ileri sürülen görüşler yanlıştır. Bu hakikat tarihen ve mantıken sabittir. Bu hususu yalnız Batı'ya değil, hatta vatandaşlarımıza da ehemmiyetli bir suretle hatırlatmak lüzumunu hissediyorum. Çünkü seyrek olmakla birlikte üzüntüyle işitiyoruz ki milletin tarihini okumamış veya milli duygudan yoksun kalmış olması lazım gelen bazı şahıslar yabancıların aleyhimize ileri sürdükleri suçlamaları reddetmedikten başka vatanlarını, milletlerini özürlü göstermekten çekinmiyorlar. Hala bugün Sultani Mektebi'nin, Galatasaray Lisesi'nin salonlarını aleyhimize konferans verdirmek için yabancılara açık bulunduranlar var. Bu gibilere lanet diyor. Şimdi Atatürk'ün ilk cevabı bu 1873'ten Ernest Renan'la başlayıp ta işte 1919'a kadar aralıksız gelen Türk ırkına yönelik aşağılamalara ilk cevabı Ankara'da 27 Aralık 1919 günü böyle verilmiştir. Türk tarih tezinin tohumunun atıldığı gün de bugündür ve Türk tarih tezinin asıl amaçladığı şeyi ilk gerçekleştirdiği Türk aşağılamalarının yanıtlama misyonunu, görevini ilk yaptığı yer Ankara'dır ve 27 Aralık 1919 günü bu konuşmasıdır. Hı hı. Şimdi bu tür hocam şu önemli değil mi? Araya gireceğim, insicamınızı bozmayacağım ama şimdi ne derlerse desinler canım bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Neden? Çünkü yanlış mı yürütüyorum mantığı? Bu tür psikolojik harekatlar hep başka bir şeyin öncüsü. Yani önce askeri hazırlıyorlar. Askeri saldırıdan önce propaganda saldırısı yapılır. İşte bakın 1873'ten Türklere barbarlık yüklediler. 1914'te savaş patlak verdi. İşgal patlak verdi. Kökünü kazıyacağız dediler vesaire vesaire. Başımıza önce bu propagandalar yapıldı. Sonra onun silah uygulamaları yapıldı. Yani kamuoyu hazırlanıyor. Evet. Yani önce kalem sonra kurşun. Yani benim Irak'ta olduğu gibi. Dediğim odur. Irak'ta olduğu gibi. Tabii ki. Suriye'de önce Saddam fena kötü şeytan dövelim. Libya fena kötü şeytan dövelim. Budur. Bir propaganda yapılıyorsa kulağınızı tıkayamazsınız.
cevapsız bırakamazsınız. O propagandayı cevapsız bırakmak demek, o propagandanın icabını yapmaya kalktıkları zaman hiçbir şey diyemeyecek durumda olman demektir. Çok doğru. İşte budur. Cumhuriyet kuruluyor, yıl 1927-28. Afet İnan Fransız okulunda okumakta ve bir gün Atatürk'e şöyle anlatıyor. Bu kitap Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk'ün manevi kızı. Dördüncü baskı bu kitabı 1984, İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 192. Diyor ki Afet İnan hatıralarına, 1928 yılında İstanbul'da Fransız Mektebi'nde okuduğum dersler arasında bir coğrafya kitabında resimlerle de gösterildikten sonra Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu secondary, yani ikinci derecede addedildiği yazılıydı. Bu resim ve bilgiye göre etrafıma bakıyor ve bunun hakikate uygun olmadığını görüyordum. Atatürk'e kitabı gösterdim. O sırada Profesör Eugene Peterdon, Tarih ve Irklar, Paris 1924, pardon, Irklar ve Tarihmiş adlı kitabını da almıştım. Oradaki bilgiler de bu coğrafya kitabına uymuyordu. Bir de ikinci konu, Türklerin medeniyet sahasında vücuda getirmiş oldukları eserlerin tetkiki, incelemesi ve tanıtılmasıydı. Çünkü Avrupa tarihleri barbar lakabını verdikleri Türkleri sadece bir istilacı kavim, işgalci kavim olarak kaydediyordu. Atatürk bu iki endişeli sorun karşısında hayır böyle olamaz, bunların üzerine meşgul olalım demekle kalmamış, derhal yeni kitaplar getirterek bizzat çalışmaya ve çalıştırmaya başlamıştı. Esas konu çok önemli. Türklerin cihan, dünya tarihinde hakiki yeri ve medeniyet alemindeki rolleri ne olmuştur sorusuydu. Bu çalışmaların yoğunluğu 1929 yılından sonradır. Atatürk o sıralarda İstanbul Üniversitesi'nde verilen tarih notlarını da okumakta ediliyor. Evet, 1919'da cevapladığı hakaretler Türkiye'de bir Fransız okulunda aynen tekrarlanıyor. Hem de ders olarak. Atatürk'ün tabii ki kolları sıvadığı, ikinci kez kolları sıvadığı tarih. O zaman ne oluyor? 1929 yılında Afet İnan Atatürk'le konuşmalarından derlediği notlarla bir ders kitabı oluşturuyor. Yurt bilgisi notlarımdan, vatandaş için medeni bilgiler, vatandaş için medeni bilgiler. Bakın, Milliyet Matbaasında basılmış, yıl 1930. Vatandaş için medeni bilgiler, kitap 1. Millet, devlet, demokrasi, devletin vatandaşa karşı vazifeleri, iş bölümü, çalışma, bağlılık, değil mi? İşte bu kitabın içinde bakın, bakın, Türk tarih tezinin nüvesini görüyoruz. Diyor ki kitapta, ki Atatürk'ün el yazısında var bunlar. Bundan en aşağı 7000 yıl evvel Mezopotamya'da beşeriyetin, insanlığın, İlk medeniyetlerin, ilk uygarlıklardan birini kuran Sümer, Elam ve Akat kavimlerinde demokrasi prensibi tatbik olunmuştur. Filhakika gerçekten de bu Türk kavimler neymiş? Sümer, Elam, Akat, Türk kavimleri demokrasi ilkesini uyguluyorlarmış. Ne zaman? İsa'dan 7000 sene önce. Pardon. Bundan 7000 yıl önce. 5000. İsa'dan da 5000 evet. İşte. Bu Türk kavimler müttehit bir cumhuriyet. Dikkat. Az önce demokrasiydi, şimdi cumhuriyet. Birleşik bir cumhuriyet teşkil etmişlerdir. Kurmuşlardır. Oluşturmuşlardır. Bundan sonra Atina ve Isparta gibi Yunan şehirleri bir tür demokrasiyle idare olunurdu. Roma dahi demokrasi
hayatı yaşamıştır. Türk milleti en eski tarihlerinde meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda devlet reislerini seçmesiyle, intihap etmesi, seçmesiyle demokrasi fikrine ne kadar merbut, bağlı olduklarını göstermişlerdir. Son tarih devirlerinde Türklerin oluşturdukları devletlerde başlarına geçen padişahlar bu usulden ayrılarak müstebit, yani despot, diktatör olmuşlardır. Ne zaman? 1930. Şimdi hocam, araya gidiyoruz. Önce şunu söyleyeyim ben. Çok sayıda izleyici iletisi var. Dönüşte hepsini okuyacağım. Tamam. Sorular var. Tamam. Dönüşte ilk iş hem iletileri okumak hem evet. izleyicilerimizin sorularını sizlere yönlendirmek. Tamam. Siz ne anlatacaksınız onun dışında ikinci bölümde? Atatürk'ün verdiği cevap kitapları göstereceğiz ve onları okuyacağız. Bu ne cevaplar vermiş? Hakaretlere, iddialara, yalanlara, evet. propagandalara Atatürk'ün cevabı. Türk'ün Anadolu'daki varlığı, Türk'ün Anadolu uygarlıklarındaki varlığı, Türk'ün Mezopotamya uygarlıklarındaki varlığı, Türk'ün Avrupa uygarlıklarının temelini atan bir halk olduğunu anlatan ve belgeleri de sürpriz olacak Türk tarihinin ana hatları kitabına gireceğiz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Dünyada ve Anadolu'da Türk'ü uygarlık tarihinden ve Anadolu tarihinden dışlamaya yönelik maalesef içimizde de alet olanların propagandalarının neyi hedeflediği ve Atatürk'ün Türk tarih diziyle bu propagandalara nasıl cevaplar verildiğini bugün konuşuyoruz. Çok sayıda ileti var, çok yoğun bir ilgi var. Çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimize. Hocam bunları müsaade ederseniz hızlıca, tabii hepsini okumam mümkün değil ama okuyabildiğim kadarını okumak niyetindeyim ilk bölümde. Bir izleyicimiz Adnan Ocak. Türkler 5500 yıldan fazladır bu coğrafyadadır. Kanıtıda Sümerce ile Türkçe arasındaki 160'tan fazla kelime ortaklığıdır demiş. Osman Nedim Tuna'ya rahmet olsun demiş. İyi geceler dilemiş bize. Bir başka izleyicimiz... Getirdim kitabı göstereceğim. Öyle mi? Bir başka izleyicimiz Levent Gökten Bey. Avustralya'da Türklere yönelik yürütülen Abdül propagandası geldi aklıma. Katli vacip insana benzeyen yaratıklar olarak tanıtmışlar bize ya. Demiş. Levent Bey yine şeyi hatırlatmış. Madem öyle diyorlar, şu an o Türklerin kontrolündeki coğrafyalara baksınlar demiş. Yani. Madem Türkler yıkıyordu, Türkler ne zaman çekildi, şu an ne haldeler? Bir başka izleyicim. Güzel bir karşılaştırma. Yakup Bey demiş ki iyi akşamlar. James Churchward'ın bundan 12 bin yıl önce var olduğunu ifade ettiği Mu kıtası hakkında kaleme almış olduğu çalışmalar ışığında Atatürk 1930'lu yılların başında Tahsin Mayatepe'yi görevlendirip Güney Amerika'ya göndermişti. Burada Mayatepe'nin hazırladığı rapordan sonra Atatürk onu Meksika'ya ateşi olarak atadı. Burada da çalışmalar yoğun olarak devam etti, ancak Atatürk'ün ölümüyle beraber bu çalışmalar son buldu. Bugün Mu kıtası hakkında neden güncel bir çalışmaya yer verilmiyor? Türklerin kökenlerine ilişkin ne bulundu? Mu sembolleri ve Türk sembolleri arasındaki benzerlikler neyin işaretidir? Aynı zamanda Atatürk'ün 1937'de Güneş, o işte onu gösteren yazı, işte ilk Türk ve dünya alfabesinde A denilen harf demiş. Bugün bu harf bugün dahi Maya ve Orhun yazıtlarında aynen mevcuttur. Sözünü nasıl yorumlamalıyız diye birkaç sorudan oluşan, Mu'yu işaret eden bir soru dizisi hocam. Atatürk, Güney Amerika'daki ve Türk dillerine benzer bir ve Türk adetlerine, Türk kültürünü andırır uygarlıklarla evet ilgilendi. Fakat bu ilgisi Tahsin Mayastepe'nin Churchwood'u keşfetmesi ve Atatürk'e Churchwood kitaplarını göndermesinden önceydi. Atatürk Churchwood'u bilim dışı efsane üreticisi olarak gördüğünden Churchwood'la ilgisini bıraktı. Yani Atatürk bıraktı. Atatürk bıraktı. Fakat bu Güney Amerika'daki uygarlıkların
Türk kültürüne yakın ve pek çok dil bulgusuyla kanıtlı olduğunu bir kenara bırakmış değil tabii ki. Churchwood'u bir kenara bırakmakla Güney Amerika'daki Türk uygarlıklarını bir kenara bırakmak aynı şey değil. Birbiriyle karıştırılıyor. Neden hakkında araştırılabilir yani? Araştırılması evet. Neden kesinmiş? O ilginç. Tabii ben... Churchwood'u beğenmedi. Güney Amerika ile ilgisi sürdü Atatürk'ün. Evet. Devam edelim. Fazlı Güngör Bey, teşekkür ederiz. Yaptığınız bu dolu bilgili programlar için minnettarız. Elinize dilinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Alperden Bey, teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Ayşe Ertürk hanımefendi bir soru sormuş. Sayın Özakıncı, Batı'nın tarih konusunda uğraştığı Türklerden başka millet var mıdır? Ben gibi de Yahudilerle uğraşmışlardır ama o din açısından. Din, millet olarak Türkler. Türkler. Türkleri dünya tarihinden çıkarsak acaba ne kalır geriye? Hep merak etmişim. Hristiyan duyarlılığı Yahudiliği baş düşman ilan etti. Katoliklik daha ziyade. Ve soykırımlara varan, değil mi? Yıkımlar söz konusu oldu. Fakat aynı zamanda Türkler de Yahudi oldular onların gözünde. Yani Yahudi'den ne kadar nefret ediyorsa Katolik, Batı Türk ırkından o kadar nefret etti. Arapları sevdiler, Türkler nefret ettiler. O kadara kadar öyle söyleyeyim. İçimizde de Türklerden çok Arapları seven Türkler var. Başta evet. Söyledik ya, 1400 yıllık medeniyet, 2200 yani. Yıllık devlet. 800 yıl ne oldu? İsa Sakar Bey, hocam saygılar, aklıma geldi. Tersine düşünelim. Yarın Türkler güçlü olursa bizi nasıl öveceklerini bilemeyecekler ama övgüleri de kale almayacağız demiş. Başar Bey demiş ki, hocam Atatürk bu tezi için öyle bir çalışma sergiliyormuş ki Atatürk Bilim ve Üniversite kitabında, biraz evvel anlattınız biraz, Afet İnan yurt dışındayken onunla mektuplaşmasında bile bu teziyle ilgili çalışmasından bahsetmesi görülüyor demiş. Tabii tabii. Nilüfer Akaktan hanımefendi, yerli işbirlikçileri vasıtasıyla Batı'nın Türklerin uygarlık tarihinden dışlanmasına yönelik çalışmalarını yıllardır gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Bizleri bilgilendiriyorsunuz. Var olun, hep olun. Siz yayınlayın, biz yayalım. Sorumsa, Kırım Türk İmparatorluğu tarihimizde neden yok sayılıyor? Atatürk yok saymadı. Hazar Türk İmparatorluğunu yok saymadı Atatürk. Tarih Türklerin ana hatlarında var. Atatürk öldükten sonra bazı şeyler yok sayıldı. Yok sayılmaya başladı. Mehmet Aşar Bey, İngilizler nasıl bir medeniyetmiş ki bir milletin kökünü kazıyarak tarihten siliyor? Soykırım ne zamandır medeniyet oldu? Soykırımı medeniyet sayan İngiliz, tarihte her daim katliama uğramış biz Türkleri soykırımcı diye suçlaması çok komik değil mi demiş. Doğru bir yorumlama bence de hocam. Koray Bey demiş ki, Avrupa Osmanlı'yı Türk olarak nitelerken İmparatorluk Türklüğü unuttuğu için çökmüş olabilir mi demiş. Teşekkür ederiz demiş. O başka bir tartışma konusu. Evet. Sefa İlhan Bey, iyi akşamlar hocam. 100. programa adım adım giderken bugün de bizlere ışık tuttuğunuz için çok teşekkür ederiz. Şu bir gerçek, her alanda Türksüz dünya düşleri düşünülemez. Kitabınızı sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. İnşallah. Var olun demiş. Veysel Gökgöz beyefendi, tarihin bilinmeyen yüzünü izlerken hiç bilmediğimiz tarihi gerçekleri, doğru bildiğinizi sandığınız yanlışları, emperyalizmin gerçek yüzünü, vatan sevgisini, ihaneti ve alçaklığı, sorgulama, araştırma ve düşünmeyi öğretiyorsunuz, öğreniyorsunuz. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Siz varsınız diye biz buradayız. Daha doğrusu biz buradayız, hep beraber varız. Birlikte biz programı yapıyoruz. Programın ardından onu paylaşması kendi sosyal medyalarında değerli izleyicilerimize düşüyor diye düşünüyorum. Devam edelim hocam. Çok önemli bir noktada kaldık. Şimdi ilk programın ilk yarısında 1876'ya, 73-76'ya kadar Batı bilim adamları, arkeologlar, dil bilimciler, yazı bilimciler, antropologlar, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının Türklerin de içinde yer aldığı Turani halklar tarafından yaratıldığını gerek dil bilimsel bulgularla, gerek nesnel, elle tutulur somut bulgularla kanıtlamışlar ve bunu yayınlarında ortaya koymuşlarken 1873'te Ernst Renan, 1876'da
William Gladstone'un siyasi çıkışlarıyla bu uygarlıklar bundan böyle Türklere mal edilmeyecek. Türklere mal edilecekse bunun sonucu feci olur gibi uyarılarla bu uygarlıkların Türk ve Türklerin içinde yer aldığı Turan halklarına mal edilmesi tavsadı, bastırıldı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Türklerin barbar ve yıkıcı oldukları imajı propagandalarla yerleştirildi. Bizzat başbakanların. Türk soykırımına yönelik davranışlarıyla karşı karşıya kaldık. 30 Ağustos Türk'ün Avrupalılar tarafından soykırımdan kurtulduğu gündür. 26 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de sona eren süreç Türk'ü soykırımdan, Türk'ün Batılılar, kendilerine uygar denilen Avrupalılar tarafından soykırıma uğratılmasından kurtaran zaferlerimizdir bizim. Bunu bu şekilde nitelememiz gerekir. Şu çok özür dilerim hocam. Çok ne kadar ağır bir yükümlülük değil mi bu? Yani hani hep Atatürk'ün Kocatepe'de şu düşünen fotoğrafı evet. gelir. Hep o çok meşhurdur. Kocatepe'nin orada da o var. Şimdi orada binlerce yıllık bir tarih, bir millet ve Atatürk bu taarruzu kaybederse o milletin soykırıma tabi tutulacağını şu en iyi bilen adam. Tabii. Ne kadar büyük bir sorumluluk, ne kadar büyük bir ağırlık bir insanın omzunda. Yani tahassül edemiyorum ben. Türk tarih tezi, Atatürk'ün Türk tarih tezi, Türklere yönelik bütün suçlamaları çürüterek böylelikle Türklerin bir daha aynı sloganlarla aynı saldırılara maruz kalmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir çabadır Türk tarih tezi. İşte bu çabanın ilk ürünü 1930 yılında Türk Tarihinin Ana Hatları adlı bu kitap olmuştur. Türk Tarihinin Ana Hatları. Bu kitap, bakın Afet Hanım, Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu, Sami Rıfat, Akçura Yusuf, Reşit Galip Doktor, Hasan Cemil Çambel, Sadri Maksudi, Şemsettin Vasıf, Yusuf Ziya Beyler tarafından tercüme ve telif yollarıyla yapılmış bir teşebbüstür, girişimdir, denemedir diyor. Ve bu şu uyarıyı yapıyor burada. Türk Tarih Heyeti'nin başka azalarının falan filan yalnız 100 nüsha basılmıştır. Yalnız 100 adet basılmıştır. Ne zaman? 1930 yılında devlet matbaası tarafından. İşte bu çalışmayı Sayın Doğu Perinçek'in sunum yazısıyla Kaynak Yayınları Türk Tarihinin Ana Hatları adı altında yeniden tam metin olarak yayınladı. Türk Tarihinin Ana Hatları Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi yıl 1996'da tekrar basıldı. Konuları Sayın Doğu Perinçek'in sunum yazısı 4 Mayıs 1996 tarihli ve kitap şöyle başlıyor. Bu kitap niçin yazıldı diye başlıyor. Atatürk'ün Türk tarih tezini formüle etmek üzere attığı ilk yayını, kitap şeklindeki ilk yayını, değil mi? Bu kitap niçin yazıldı? Türk tarihinin ana hatları. Okuyalım. Niçin yazılmış? Bu gerekçe çok önemli. Bugün Türk tarih teziyle alay edenler var. Bilim dışıydı falan falan diye. Bakalım. Ne diyor? Bu kitap niçin yazıldı? Bu kitap belirli bir amaç gözetilerek yazılmıştır. Şimdiye kadar ülkemizde yayınlanan tarih kitaplarının çoğunda ve onlara kaynak olan Fransızca tarih kitaplarında, hatırlayalım Afet İnan'ı, Türklerin dünya tarihindeki rolleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak küçültülmüştür. Türklerin ataları hakkında böyle yanlış bilgi edinmesi, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini geliştirmesinde
zararlı olmuştur. Bu kitapta hedeflenen asıl amaç bugün bütün dünyada tabii konumunu, mevkiini geri alan ve bu bilinçle yaşayan milletimiz için zararlı olan bu hataların düzeltilmesine çalışmaktır. Aynı zamanda bu son büyük olaylarla ruhunda ve benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için milli bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır. Bununla milletimizin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve karakterinin esrarını, gizemlerini ortaya çıkarmak, Türk'ün özellik ve kuvvetini kendine göstermek ve milli gelişmemizin derin ırki köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz. Niye? Çünkü ırken suçlandın, cevabını da ırk olarak vereceksin. Çünkü suçlanan bir ırktır, yanıt da o suçlanan ırkın suçlu olmadığını kanıtlamak üzeredir. Yoksa buradaki ırk, ırkçılık anlamında bir ırkçılık değildir. Burada sözü geçen ırk. Suçlanan bir ırkın kendini savunması söz konusu. Başka ırkları aşağılaması söz konusu değil. Şimdi ona da geleceğiz. Diyor ki bir de Yahudilerin mukaddes saydığı efsanelerden çıkan görüşler, dünya tarihini de ele alacağız bu kitapta diyor. İnsanlık tarihinden de söz edeceğiz. Yahudilerin mukaddes saydığı efsanelerden çıkan görüşler, kaynakların eleştirisiyle son zamanların ilmi, bilimsel keşifleriyle artık tamamen kıymetini kaybetmiştir. Sıfır-ı Tekvin'in haberlerinden daha ilmidir. Yani Tevrat'ın Tekvin bölümünden daha bilimsel gerçekler ortaya çıkmıştır. Bunları da dünya tarihinde anacağız diyor. Hani Atatürk'e Yahudi diyorlar ya, Atatürk Yahudi olsa Tevrat'ın Tekvin bölümünü eleştiri konusu eder mi? Çünkü Tevrat o zaman onun din kitabı olacak değil mi? Bu kitap halkımız ve bilhassa gençliğimiz için yazıldı ve buna binaen Türklerin dünya tarihindeki rolleri, yaratılışları varsayımlarla yetinilmedi. Okuyanlara genel bir başlık halinde insan tarihinin ırkımızla yakından ilgili kısımları da özet olarak gösterildi. Fakat Türk aleminden uzak kalan kavimlerin tarihlerinden söz etmeye gerek duyulmadı. Amaç ve plan böyle olunca asıl maksadımızı oluşturan Türklerin insan tarihindeki özellikle bu tarihin en eski devirlerindeki rollerinden başka konulara girilmedi. Burası çok önemli. Türklerin cihan tarihinde rolleri konusuna gelince cihan tarihiyle ilgili en son zamanlarda batıda yazılıp yayınlanmış kitaplardaki verilerle bazı dil incelemeleri karşılaştırılıp muhakeme edilerek ulaşılan neticeler tespit olundu. Kaynak olarak bilhassa Fransızca kitaplar alınmıştır. Çünkü ülkemizde yayınlanmış tarihi teorilerin hemen tümü Fransızca kaynaklardan alınmış olduğu için bu yanlış görüşlerin yine Fransız bilginlerinin bize verdiği ilmi veri ve delillerle düzeltilmesi tercih olundu. Şimdi Fransızca yazılmış kitaplarda Türkler ırk olarak aşağılanıyor. Fakat diyor ki biz o görüşlere karşı yine Fransızca yayınlanmış, yine yabancı bilginlerin görüşleriyle karşı çıkacağız bu şeylere, suçlamalara. Ne demiştik az önce? 1876'ya kadar bilginler doğru dürüst nitelemeler yaptılar ve bunlar Türk diye uygun, Türkleri uygarlık dışına atmayan nitelemelerdi. Bilimsel işte, gerçeklerdi işte, yani. Atatürk de onu fark etmiş. 1876 öncesi ile cevap vereceğim size diyor suçlamalara. Bu çok önemli bir tespit. Hocam şunu sorabilir miyim? Şimdi bu Atatürk'ün Türk tarih tezine şu veya bu nedenle bilimsel değildi bu, ırkçı işte bir takım kaygılarla yazıldı diyenler. Daha evvel işte bu bir takım emperyalist güçlerin maksatlı olarak Türk milletine yönelik saldırılarına bilimsel diyorlar mı? Yani eğer o bilimselse
yani bu değil, o bilimsel mi aynı çerçeveden? İki, bu gerçekten bilimsel mi? Yani bizimkiler gerçekten acaba cevap vermek açısından yoksa bir bilimsel bir tablo mu çıkarttılar ortaya? Bu Türk tarih tezinde hiçbir iddia yok ki daha önce bir batılı bilim adamı ve o konunun uzmanına dipnot olarak kaynak göstermiyor olsun. Yani o bilim adamlarından alıntı yaparak tabii, oluşturuluyor. Tabii. İşte Türk tarih tezi bilim dışıdır. Tezi burada çöküyor. Neden? En başında ne dedi? Şimdi tekrar göreceğiz. Bakın açıklıyor bu kitabın neden yazıldığını. Devam edelim. Şurayı görelim. Türklerin yalnız harp ile başkalarının memleketlerini ele geçirmek amaç ve gayretiyle yaşayarak medeniyete hizmet etmedikleri yolundaki düşmanca iddia ve iftiraların artık mevsimi geçmiştir. Asırdide Hristiyanlık davalarının yüzyıllar Hristiyan davalarının doğurduğu ve ilkel anlayış ve telkinlerle insanlığın bir kısmında diğerine karşı kin ve düşmanlık hisleri açılamanın ne kadar gayri insani, insanlık dışı ve ne kadar gayrimedeni, uygarlık dışı olduğunun anlaşılması zamanı gelmiştir. Türkleri yalnız her milletin tarihinde görülmüş türden bazı şiddet hareketleriyle tanıtmaya çalışmayı asırlarca şiar edinmiş olanların bu hareketlerinde ne kadar haksız ve insafsız olduklarını görmeleri için bütün geçmişi bir tarafa bırakarak sadece son umumi harbi, Birinci Dünya Savaşı'nı ve bunun çeşitli evreleri içinde yalnız Alman ve Fransız milletlerinin çarpışma şekillerini hatırlamak yetmez mi? Sen Türk'e şiddet atfediyorsun. Fransız, Alman, bak bakalım. Kendilerine Avrupalısınız. Siz şiddet kullanmıyor musunuz harpte? Diyor. Türkler aleyhinde kaynağı Hristiyanlık taassubu olan, Atatürk diyor ki kaynağı Hristiyan tutuculuğu olan, Atatürk'e bir de Hristiyanlık atfediliyor ya. Atatürk'e her şey atfediliyor hocam. Yahudi, evet. Hristiyan. Yani, şimdi Atatürk diyor ki Türklere karşı Hristiyan tutuculuğunun kaynağı, Hristiyan tutuculuğu olan ve asırlarca yürütülen düşmanca telkinlerin daima saf ve tarafsız kalması gereken bilimin ruhu içine de sokulmuş olması üzüntüye değer durumlardandır. Tarih vadisinde bu ruh halinin en açık belirtisi Mezopotamya'daki ilk Sümer Elam medeniyetleri keşiflerini izleyen yıllarda görülmüştür. O zaman belgelerin doğru tanıklığını dinleyen gerçek bilginler bu medeniyetlerin kaynağının Türkistan olduğunu ifade etmeyi bilimin şeref borcu bilmişlerdir. Fakat asırların nasırladığı düşmanlık bilimin samimiyetle ortaya koyduğu gerçeğe hücumda gecikmedi. Kim? Ernest Renan. Türklerin en eski, en yüksek medeniyetlerin kurucusu olmuş bulunmalarını kabul etmek, Hristiyanlık ve Avrupalılık için en hafif deyimle bir onur meselesi olarak görüldü. O zamanki bilim adamlarının seçkinlerinden sayılan ve makul haksinas davranması gereken Renan, yazarın hissiyatını gizleyemeyen şu cümlelerle yeni hakikatin kendi üzerinde yaptığı etkiyi pek güzel anlatmıştır diyor. Yayınımızın başında Ernest Renan, bu uygarlıkları Türkler yapmış olamaz. Türkler yaptı deyip durmayın. Bunun sonucu feci olur uyarısını alıyor buraya. Ve diyor ki o uyarıyı aktardıktan sonra burada göz önünde tutulan acıklı neticenin Türklerin ilk medeniyetlerin kuruluşunda hizmetlerini kabule mecbur kalmak noktası olduğunu fazla açıklamaya gerek yoktur. Yani Türkler o medeniyetlerin kurucusuysa bu sonucu feci olur lafını tekrar vurguluyor. Ernest Renan'ın temsil ettiği düşünüş tarzına bir süre sonra yine Türkler için olumsuz diğer bir cereyan katıldı.
bütün uygarlıkların ilk kuruculuğunu Sami ırklara atfetmek gayretinde bulunan bu akımın en hararetli körükleyicisi Joseph Halevi, Musevi bilim adamı oldu. Biz burada her iki tarafın Türkler hakkındaki düşman ve antipatik, Hristiyanının da Musevisinin de Türklere antipatik ve düşman tezlerini ve sözlerini naklederek bahsimizi taşırmak istemeyiz. Arzuya ve temenniye layık olan cihet, bilimin kilise kandillerinden ve yedi kollu şamdandan, ışıklarından veya taassuf ateşinin alevlerinden değil, ancak hakikatin nurundan aydınlık almasıdır. Türk düşmanlığını Hristiyan tutuculuğuna ve Musevi tutuculuğuna ve uygarlıkları Hristiyanların Hristiyanlığının eseri olarak gösterme, Musevilerin Museviliğin eseri olarak gösterme çabaları nedeniyle Türklere uygarlık atfedilmiyor. Hı hı. Yani Türkleri uygarlığa yakıştıramamanın ardında dinsel bir sebep olduğunu, Hristiyanlık gayreti ve Musevilik gayreti, uygarlıkları Hristiyanlığa ya da Museviliğe mal etme gayretinin olduğunu vurguluyor. Bunlar çok önemli tabii ki. Burada da tekrar şu gerçeği tekrar vurguluyor. İnsaflı, hak tanır ve tarafsız Avrupalı bilim adamlarının fikirlerinden ve delillerinden de yararlanılarak savunulan tezlerimizde hiçbir ırk ve millet için aşağılama ve küçümseme kastı yoktur. Yani biz kendimize yapılan aşağılamaya Avrupalı gerçek bilim adamlarının tespitleriyle cevap vereceğiz. Bizim bu eylemimizde başka ırkları aşağılama kastı yoktur. Bu çok önemli. Evet. Kendi milliyetini sevdiği kadar başka milli şahsiyet ve varlıklara saygı Türk'ün şiarlarındandır, diyor. Son olarak, bu eserin amacı başlangıçta işaret ettiğimiz gibi asırlarca çok haksız iftiralara uğratılmış İlk medeniyetlerin kuruluşundaki hizmet ve emekleri inkar olunmuş büyük Türk milletine tarihi hakikatlere dayanan şerefli geçmişini hatırlatmaktır. Şunu da ilave edelim ki 11 bin yıllık göğüs kabartan ve alın yükselten bir geçmiş Türk milletine boş ve lüzumsuz bir gurur vermeyeceği gibi her milletin tarihinde görülmüş ve görülebilecek hallerden olarak birkaç asır ön saftan ayrılmış bulunmakta bezginlik vermez. Ve son olarak girişte Atatürk'ün şu sözü yer alır. Ey Türk milleti, sen yalnız kahramanlık ve cengaverlikle değil, fikirde ve medeniyette de insanlığın şerefisin. Tarih kurduğun medeniyetlerin övgü ve övgüleriyle doludur. Mevcudiyetine kasteden siyasi ve içtimai toplumsal amiller birkaç asırdır yolunu kesmiş, yürüyüşünü ağırlaştırmış olsa da 10 bin yıllık fikir ve kültür mirası ruhunda bakir ve tükenmez bir kudret halinde yaşıyor. Hafızasında, belleğinde binlerce ve binlerce yılın anısını taşıyan tarih, uygarlık safında layık olduğun mevkiyi, konumu sana parmağıyla gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel. Bu senin için hem bir hak hem de vazifedir. Şimdi işte bu kitap Türklerin uygarlığa hiçbir katkısı olmadığını, tam tersine uygarlıkları yıkmak tam başka hiçbir becerisi bulunmayan bir ırk olduğuna yönelik suçlamalara topluca cevap vermeyi amaçlayan bir kitaptır. Ve bu kitabın temelde iddia ettiği şey şudur. Biz bunları kendimiz uydurmuyoruz. Belli bir dönemde Avrupalı bilim adamları dürüst, gerçek, hakiki tespitler yaptılar. Bu uygarlıkların
kuruluşunda Türklerin varlığını onaylayan yayınları var. Biz o bilimsel yayınları temel alan bir tarih yazıyoruz diyor. Türk tarih tezine getirilen en büyük suçlama bilim dışıdır. Bilimsel değildir bu. Halbuki kitap incelendiğinde her bir tez mutlaka bir Avrupalı bilim adamının 1876 öncesi kabul edilmiş ansiklopedilere bile geçmiş, ders kitaplarına bile geçmiş tespitlerinden oluşmakta. Nasıl oluyor da bilim dışı oluyor? Bunu sormak gerekir. Hiçbir bilim dışılığı yoktur. Tamamen 1876 öncesinin siyasetin asla bu buluşları Türklere mal etmeyin diskuruna boyun eğen bilim adamlarının lafları çöpe atılmıştır. Siyasetin Türklere uygarlık mal etmeyin emrinden daha önce özgür çalışan bilim adamlarının görüşleri yer almaktadır bu kitapta. 600 küsur sayfalık bu kitap. Şimdi tabii burada Türkleri medeniyetten dışlayan yayınlar ve propagandaları mı bilimsel kabul ediyorlar, tersini evet, kabul etmeyenler? Evet. Peki neye dayanarak? Sevr ağzıyla konuşuyorlar. Ama bir bilimsellik yok değil mi? Türklere yapılan suçlamaları bilimsel olarak kabul ediyorlar. Yani neden soruyorum bunu? Biraz evvel bu akımın başlangıcını Renan'ı okudunuz. Evet. Bir bilim adamı. Fakat değerlendirmesinin hiçbir bilimsel yanı yok. Tamamen siyasi bir değerlendirme. Siyasi, açık net söylüyor. Siyasi sonuçları feci olur. Nasıl yani olur da bilime dayanmayan bir açıklamayı bilimsel kabul edip bilime dayan açıklamaları bilimsel olarak değerlendirmezler? O işte, zaman bunun arkasında başka bir şey var. Tabii ki. Bakın kitaptan kısa hemen hızlı geçeceğim. Çin uygarlığında Türklerin rolü. Devam ediyor. Çin medeniyetinde Türk medeniyetinin kıdemi, eskiliği, Çin-Türk ilişkileri. Çin'de bir uygarlık var ama o gökten zembillenmedi. O uygarlıkta Türk'ün damgası var diyen bir bölüm. Kime? Çin bilimcilere dayanıyor. Hint uygarlığı. Hızlı geçiyorum. Sümer. Türkçe. Sümer dilinin Türkçe oluşu ve Sümer, Akat, Elam uygarlıklarını ve Hitit uygarlığını kuran halkın Turani halklara göçüyle gerçekleştiğini yine Avrupalı bilim adamlarının kitaplarını kanıt olarak kullanıyor. Eti İmparatorluğu başlığında Hitit var. Bu Hitit İmparatorluğu'nun yine Türk halklarınca kurulmuş olduğunu. Yine her bölümün dipnotu var. Dipnotta mutlaka birkaç bilim adamının o konudaki kaynaklarına dayanıldığı gösteriliyor. Frigya, Anadolu'da yine ve Etrüskler yine. 600 küsur sayfalık kitap. Şimdi bu ilk kitap 100 tane basıldı. Değil mi? Eleştiriye açıldı. Siz böyle bir diktatörlük tanıyor musunuz? Böyle bir diktatörlük olabilir mi? Tarih konusundaki çalışmayı 100 tane bastırıyor. O konunun uzmanlarına gönderiyor. Eleştirilerinizi bekleriz diyor. Böyle bir diktatörlük olabilir mi? Hemen aynı yıl, 1930 bu. Aynı yıl Leon Kahun'un Avrupa'da 1873 yılında Fransa'da Ari dillerden evvel konuşulan dilin Turan dili olduğunu, Turani diller olduğunu kanıtlayan çalışması. Leon Kahn 1873'te yayınlanmış bir çalışma. Onu Atatürk ayrıca kitap olarak bastırmış 1930'da. Ve Fransa'da Fransızcadan ve Ari dillerden önce Turan dillerinin konuşulduğunun kanıtlayan bir dil bilimsel çalışma.
Yani sadece Mezopotamya'da ve Anadolu'da değil, Avrupa'da da Türk uygarlığı var. Yine Avrupalı bilgin tarafından yapılmış çalışmasını ayrıca kitap açık olarak yayınlıyor. Burada çevirmen Ruşen Eşref şöyle başlıyor. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin emirleri üzerine Leon Kahn'ın şu kitabını tercüme ettim diyor. Yani Atatürk'ün kişisel gayretiyle bu eserler kazandırılıyor. Şimdi burada 1931 yılında o 600 kitaplı 600 sayfalık az önce gördüğümüz kitap bir özet haline getiriliyor ve bu defa o 100 tane basılmıştı ya. Bu 30 bin tane basılıyor. Bu 30 bin tane basılıyor 1931'de. Burada. 30 bin nüsha tab edilmiştir. Ve hemen ardından 1931'de 4 ciltlik lise tarih kitabı söz konusu. İşte o ilk 630 sayfalık çalışmanın genişletilmiş halidir bu. Bu konular aynen tamamen batılı bilginlerin görüşlerine dayalı olarak yazılmış bir tarih kitabı. Ne oluyor da, ne oluyor da bu tarih ortadan kalkıyor demeden önce? 3 dakikamız var hocam. Öyle mi? Hı hı. Üçüncü Türkler Kurultayı 1936'da Nemet Macar bilim adamı çağrılı ve sunduğu bildiriye şöyle başlıyor. Atatürk baylar bayanlar, 3. Dil Kurultayı Türk ırkından olan Macar milleti, kendisi Macar ve böylece Macarların da Türk olduğunu ifade ediyor. Ve bunun dışında yine pek çok şurada. Bu da Fransız bilgin. Diyor ki 5000 yıl önce Mezopotamya'da soyut bir halde bulunan bu Sümer söz kökleri bugün canlı Türk dilinde aynen bulunmaktadır. Böylece Türklerle Sümerlerin hep aynı kökten geldikleri iddiasına yeni bir delil ortaya konulmaktadır. Kim? Fransız bilgin. Yani demek istiyorum ki boş sözler değil. Türklerin Etilerle, Hititlerle ilgilenmesi İngilizlerin istihbarat raporlarına yansıyor ve bu büyük korku salıyor Atatürk'ün. Etilerin de Türk olduğunu ispatlama çabası. Bakın, bilim adamları kendilerinin iç ve evren tahminine yönelik olarak Türklerin ve Etilerin aynı ırktan olduklarını ve buna bağlı olarak da Türklerin toprakla ilgili hak iddialarının Hayfa'ya kadar uğursayabileceğini tespit etmişlerdi. Gördüğünüz bir İngiliz istihbarat belgesidir. Bu da Sayın Erdoğan Karakuş'un daha önce gösterdiğimiz Genelkurmay yayınlarından kitabında söz konusu. Yıl 1939'da tarih kitapları değişiyor. Atatürk ölüyor ve Türk tarih tezi rafa kaldırıyor. İşte Atatürk'ün ölümü ve Türk tarih tezinin rafa kaldırılmasının hikayesini 3 dakikada anlatmak mümkün olmadığından dolayı izninizle Türk tarih tezine Atatürk'ün ölümünden sonra yöneltilen düşmanlığı ve eleştirileri bir dahaki programda söz konusu edelim derim. Mükemmel olur. Yani çünkü topar çok önemli bir devam edelim hocam buna. Yani Türk tarih tezine kim neden saldırdı? Hangi gerekçeyle saldırdı? Eleştiriler varsa eleştiriler nelerdi? Suçlamalar varsa suçlamalar nelerdi? İftiralar varsa iftiralar nelerdi? Hangi solcu, hangi tanınmış ünlü solcular Türk tarih tezine saldırdılar? Hangi tanınmış ünlü İslamcılar Türk tarihine neden saldırdı? Ve liberaller. 1939 İngiliz-Fransız anlaşması
daha Türk tarih dizinin çöpe atılacağına ilişkin bir şey var mıydı? Hepsini anlatmayın hocam. Bitti. Heh. Süremiz de bitti ama çok önemli bir bölüm daha geliyor diyelim değerli izleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyoruz. Sözü yeniden Ankara'ya devrediyoruz. İyi akşamlar.